35 yıldır sektörün öncü firmalarından olan TAP Yapı İnşaat Anonim Şirketi yöneticileri Alemdar Berberoğlu ve Altar Kılıç, Filyos bölgesi için planladıkları yeni yaşam alanı Filyos Elixir projelerini Almanya'da yaşayan Zonguldaklara tanıtmak amacıyla Almanya'da ziyaretlerde bulundu. Birçok Zonguldaklıyı bir araya getiren Avrupa Zonguldaklar Derneği'ni ziyaret eden TAP Yapı yöneticileri, dernek binasında yeni projeleri Filyos Elixir'in detaylarını anlattı. TAP Yapı firmasının yönetim kurulu üyesi ve genel müdürüyüm ben. İsmim Alemdar Berberoğlu. İnşaat müteahhidi ve teknikeriyim. 35 yıldır sektörün içerisinde olan bir firmayız. Zonguldak'ta 2011 yılından itibaren faaliyet gösteriyoruz ve 500'e yakın konut ve iş yeri yapmışızdır. Oldukça dinamik ve teknik kapasitesi yüksek olan bir firmayız. Filyos'u çok önemsiyoruz. Filyos zaten Zonguldak'ın yükselen değeri diye düşünüyoruz. Zonguldak merkezde, Kozlu'da, Kilimli'de son özellikle 5 yıldır çok hızlı gelişmeler ve değişmeler oluyor. Çok büyük yatırımlar geliyor Zonguldak'a, özellikle enerji alanında. Zaten enerji şehri olan bir şehir biliyorsunuz Zonguldak. Orada özel sektörün yatırımları da çok cazip kılıyor Zonguldak'ı. Bizim yatırımımız da Filyos'ta yapmamızın amacı Filyos'taki tabii ki gelişmelerle ilgili. İsmim Altar Kılıç. Ben yüksek mühendisim, yüksek inşaat mühendisiyim. Mesleğimde de aşağı yukarı bir 35 yıla geldim. Bu yörede elektrik altyapısı sürekli yenileniyor ama elektrik çok sıkılan, çok kez kesilen bir konu. Biz mesela jeneratörümüzü standart olarak koyduk. Su çok kesiliyor çünkü yazın özellikle Filyos çok kalabalık olur. Belediye takvim koymuştur. Yani işte şu saatler arası su veremiyoruz diye. 3 ay vermez o suyu o saatlerde. Standartın 2 katı kadar su deposu koyduk. Mesela yangın meselesi hiç yoktur bölgede. Ankara'ya bile giden çoğu binada yoktur. Biz yangın deposunu ayırdık. Yangın hidrantları katlara ve hortumları koyduk. Gibi gibi bir sürü ilave özelliği biz bu projeye yerleştirdik. Bizim hedefimiz biraz, benim amacım mühendis olarak şu, firma olarak hedefimiz şu. Önümüzdeki yıl bittiğinde bu binanın konuşulması bizim en büyük ödülümüz olacak. Ya Filyos'a bir bina yapıldı, gidin bir görün. Zonguldak merkez olmak üzere, yani Zonguldak eski vilayet olmak üzere gerçekten burada yüz binlerin üzerinde insanımız var. Öncelikle derneği tercih etmeniz, derneğin kapısını çalmanız, bizlerle iletişime geçmeniz, bu birçok insanımızın, üyelerimiz başta olmak üzere güven açısından, sizleri tanıma açısından çok önemli. Çok teşekkür ederim misafirperverliğiniz için. Gerçekten burada olmaktan çok mutluyuz. Avrupa Zonguldak Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu ve Başkanı abimize çok teşekkür ediyoruz. Biz buraya gelmeden önce elektronik ortamda bir takım reklamlar verdik ve buradan çağrılar aldık. Yaklaşık 100'e yakın Zonguldaklı olup Almanya'da yaşayan insanlar ilgi gösterdiler projemize. Biz Filyos'ta çok büyük olmayan 32 daire ve bir iş yerinden müteşekkil olan 3500 metrekarelik bir proje talebi toplamak üzere yola çıktık ve projemizi realize edeceğiz Allah'ın izniyle. Birinci sınıf bir iş yapmayı hedefliyoruz ve karşılıklı kazan kazanı çalıştırarak o gelişen bölgeye hem katkı sunuyoruz hem de buradaki yaşayan insanlara da insanların da doğru yatırım yapmalarına vesile oluruz diye düşünüyorum. Benim buradaki üyelerimize, vatandaşlarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza şöyle bir tavsiyem var naçizane. Şu an henüz Filyos bölgesinin ya da o endüstri bölgesinin, sanayi bölgesinin çok başı. Bu dönemde yatırılacak 1 lira çok kısa süre içerisinde 3 lira, 4 lira, 5 lira olmaya aday. Bu noktada o bölgede yapılan projeleri seçerek, kaliteli projeleri seçerek oralarda buradaki birikimlerini değerlendirmelerini öneririm. Kendileri Zonguldaklı değil ama Zonguldak'ı benimseyip Zonguldak'ta yatırım yapmış, Zonguldak'ta yaşayan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız.